Anadolu'nun en güçlü yırtıcıları olan kurtlar, güçleri, çeviklikleri ve takım çalışmasıyla bilinirler. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan birçok çobanın korkulu rüyası haline gelmiştir. Güçlü çenelere ve keskin dişlere sahip olan bu arkadaş aynı zamanda çok zeki bir hayvandır kurtların saldırılarına karşı çobanların en sadık dostu olarak bilinen kurtçu kangal köpekleri ise gücü cesareti ve büyüklüğüyle bilinen bozkırın verimli topraklarında otlayan sürüleri kurt ayı gibi yırtıcı hayvanlardan koruyan güçlü bir çene yapısına sahiptir. Çobanların korkulu rüyası haline gelen bu efsanevi hayvanlar günlerce sürüleri takip eder, haftada bir mutlaka kontrol etmeye gelirler. Hatta tarihte bile birçok savaş stratejilerini kurtlardan görerek yapmışlardır. Stratejik avlanma teknikleriyle avlarını çok basit yakalarlar. Vahşi doğada ise çevrelerine yüksek düzeyde uyum sağlarlar. Avlanma yetenekleriyle donatılmış kurtların aksine Kangallar sürü koruma ve gütme görevini başarıyla yerine getirmektedir. Sürünün Kangalları uyanık olmalarının yanı sıra sahibinden bağımsız hareket etmeleriyle tanınırlar. Genellikle bu iki ezeli düşman karşı karşıya geldiğinde ölümcül yaralanmalar meydana gelmektedir. Aç kurtlar pusuya yatmış halde koyunları süzerken kokuları orada olduklarını açık etmesin diye rüzgarı da karşısına alarak en uygun saldırı anını kollamaktadırlar ancak kurtların sürüye saldırması için sürüyü koruyan kurtçu köpekleri geçmeleri gerekmektedir. Bu onlar için kolay bir av olmayacaktır. Açlık yüzünden sürünün kurtçu köpekleriyle zaman zaman kafa kafaya gelseler de köpeklerin sertliğini görünce saldırmaktan, yaralanmaktan kendilerini alıkoyarlar. Kurtlar hiçbir detayı atlamazlar. Köpekleri ve sürüyü hatta çobanı bile takip ederler. Eğer köpeklerde herhangi bir korku bir çekingenlik görürse vay o sürünün haline. Kış ayının gelmesiyle mera'daki otlakları karlar kapattığından sürüyle beraber köyüne geri dönen çoban koyunları sahiplerine teslim ederek kışı geçireceği evine geri döner.